Başbakan Erdoğan meşrebinin, seviyesinin ve olmayan kalitesinin gereğini yapmış, kadim dost ve kardeş Barzani'yi Diyarbakır'a davet etmiş ve burada tıpkı aşığına vurgun maşuk gibi muhatabını bağrına basmıştır. Peşmerge başı tarihi olarak propagandası yapılan bu ihanet buluşmasına gelirken, tıpkı 19 Ekim 2009 tarihinde PKK'lı militanların kullandığı Habur yolunu takip etmiş ve topraklarımızı kirletmiştir. Yanına aldığı 37 yıl sonra başbakanın vizesiyle yurda giriş yapan Şivan Perver isimli bölücü ve sözde şarkıcıyla gövde gösterisi yapmış, tezahüratlar eşliğinde ve konvoy halinde Diyarbakır'a ulaşmıştır. Başbakan Erdoğan'ın dost diyerek metiyeler düzdüğü, yüzünde güller açarak kollarını aldığı bu terör destekçisi 37 yıl sonra sanki babasının çiftliğine gelir gibi Türkiye'ye girmiştir. Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir. Terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana sözlerini 1999 yılında İsveç'te sarf eden rezil bu kişidir. Mr. Abdullah Öcalan is a fighter of freedom and peace. The terrorist, believe me, the terrorist is Turkish government. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Beyanını 2009 yılında Almanya'da seslendiren delilli ispatlı hain bu kişidir. Allah kahretsin, Türk dilini başımızdan def edelim hakaretini geçtiğimiz yıl yine Almanya'da seslendiren ahlaksız bu kişidir. Başbakan bu PKK'lıyı dost olarak görmüş ve gönlünün tüm kapılarını ardına kadar açmıştır. Sıfır sorun mucidi Dışişleri Bakanı da bu terör düşkününden özürler dilemiş, belki de dizlerine kapanarak af dilenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü Diyarbakır'da çok duygusal bir etkinliğin olduğunu söyledi. Otobüste Şivan Perver'le yan yana oturduğunu söyleyen Bakan Davutoğlu, onu ülkesinden uzak tutan tüm o yanlış politikalar nedeniyle kendisinden özür diledim. Ne zaman istersen vatandaşlığını alabilirsin. Benimle aynı haklara sahipsin, ne az ne fazla. Ömrü boyunca milli tüm değerlerimizle didişmiş, diş bilemiş ve dirsek çevişmiş, çevirmiş, tescilli bir eşkıyaya bu denli muhabbetin, bu denli sıcaklığın anlaşılabilir bir tarafı bizce kesin kes yoktur. Başbakanın PKK'lılara karşı gösterdiği coşkun ve aşkın sevginin kendi içinde tutarlı bir yanı herhalde vardır. Buna göre Sayın Erdoğan ya kan din yetiştirmesidir, ya Türk düşmanıdır, ya da Türk milletinin kanını içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir. Sanıyorum bu üç seçeneğin dışında bir yorum yapmak imkansızdır.